Dostlar merhaba, hoş geldiniz. 11. sınıf ünite konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik 7. üniteye. 7. ünitenin özeti kanalda mevcuttu. Şimdi bu dersimizde 7. ünite yani tiyatro ünitesini tüm detaylarıyla ele alacağız. Haydi ben notlarımı çağırıyorum. Sen de beğen tuşuna bas. Dersimize başlayalım. Dostlar notlarımız da geldi 11. sınıf 7. ünite 1923, 1950, 1980 dönemi Cumhuriyet döneminde tiyatro. Kıymetli dostlarım bu konu anlatımının pdf dosyası bu videonun açıklamalar kısmında yer almaktadır. Bilgisayarınıza tabletinize indirerek pdf notları üzerinden beni rahatlıkla takip edebilirsiniz. Haydi bakalım şimdi 1923-50 arasında neler oldu? Bir kere 1914'te ilk resmi tiyatro dediğimiz, adı daha sonra İstanbul şehir tiyatroları olacak olan Darü'l Bedayı kurulmuştu. Bu kurum sayesinde yeni yeni oyunlar sergilenmiş, yeni yeni oyuncular yetiştirilmiş, yeni oyunlar yazılmış, toplumda bir tiyatro bilinci oluşturulmuştur denilebilir. Zira tanzimattan itibaren zaten tiyatronun batılı bir kimlik kazanması için ciddi emekler harcanmıştı. Ancak meyveleri Cumhuriyet döneminde toplayacağız. Özellikle Darül Bedai'nin başına Muhsin Ertuğrul gelince bizim tiyatromuz gerçekten hani böyle segment atlayacak diyebiliriz. Batı'dan yeni yeni oyunlar çevrilmeye başlanıyor. Bunlar Türk toplumuna sunuluyor. Oyunculuk, sahneleme, dekor kullanımı ve yetişmelerine katkıda bulunan oyuncularla ilgili birçok çalışma yapar Muhsin Ertuğrul. Evet, <laughs> Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki oyun yazarları hani o milli edebiyat anlayışının devamıyla milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenler böyle tarihimize, efsanelerimize yönelerek ulusçuluğu aşılayan düşüncelerle örülmüş oyunlar yazmışlar. Toplumsal sorunları, değer yargılarının değişmesini ve ruhsal çelişkileri vermeye çalışmışlar. Ankara'da Devlet Konservatuarı açılmış. Bu oluşum tiyatronun gelişmesinde olumlu yönde etkilemiş. Batı tiyatrosundan etkilenen Türk yazarları yazdıkları oyunlarda öncelikle Osmanlı toplumundan modern topluma geçilirken yaşanan sancıları geçmişteki sorunları toplumdaki yozlaşmayı ahlak çöküntüsünü eleştirel bir gözle gündeme getirmeye çalışmışlardır kimler var mesela İbnur Refik Ahmet Nuri 8. Musayip Zade Celal Milli Edebiyat döneminde zaten tiyatro eseri veriyorlardı Cumhuriyet'in ilk yıllarında da biz bu isimleri görüyoruz. Geçiş süreci olarak değerlendirebileceğimiz bu süreçte Reşat Nuri Güntekin çok meşhur romanı Yaprak Dökümünü tiyatroya uyarlıyor. Ahmet Kutsi Tecer Köşe Başı adlı oyunuyla önemli bir noktada bulunuyor. Vedat Nedim Tör, Nazım Hikmet, Necip Fazıl Kısakürek'te eserlerinde aşırı duygulu, bunalımlı kişileri işliyorlar. 1933 yılına kadar yazarlarımız Türk ulusunu ve Türk yurdunu sevdirmeye amaçlayan oyunların yanında Türk gücünü, güzel ahlakını öven, kaynağını Türk efsaneleri ve masallarından alan oyunlar kaleme almışlardır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Akın, Özyurt, Kahraman, Yaşar Nabi Nayır'ın Mete, Necip Fazıl'ın taşı Tohum, Behçet Kemal Çağlar'ın ki çok önemli eserlerdir Halk Evi'nin açılışında oynanmıştır. Çoban ve Atilla adlı eserleri bu dönemde önemli eserlerdir. Peki özetleyecek olursak bu dönem için. Bir kere Musaip Zade Celal'in Fermanlı Deli Hazretleri, İbnül Refik Ahmet Nuri 8.'nin Hisse-i İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun inanmak. Reşat Nuri'nin taş parçası. Nahit Sırrı Örik sönmeyen ateş. Faruk Nafiz Akın. Münir Hayri Egeli Bayönder. Yaşar Nabi Nayır İnkılap Çocukları Mete. Faruk Nafiz Çamlıbel Akın Özyurt Kahraman. Necip Fazıl Sabır Taşı Tohum. Behçet Kemal Çağlar Çoban, Atilla gibi eserler ortaya koymuşlardır. Peki 1950 sonrasında neler oldu? Gelin bir de ona bakalım. Bir kere tiyatro gelişmeye devam ediyor. Zaten Cumhuriyet hani efendiler cumhuriyeti ilan ediyoruz. Cumhuriyet ilan edildikten sonra tüm edebi türlerde olduğu gibi tiyatroda hem nicelik olarak hem de nitelik olarak yükselişe geçiyor diyebiliriz. Konular bir kere çeşitlenmiş. Mesela bireyin iş dünyasını işleyenler var toplumsal sorunlara yönelenler var. Kuşak çatışmalarını anlatanlar var. Evrensel konulara yönelenler var. Yani epeyce bir konu çeşitliliği söz konusu. Yazarlarımız toplumun her kesimine uzanmış, konularını kent, kasaba ve köy yaşamının somut gerçeklerine dayandırmışlardır. Bu dönemin dili son derece açık, anlaşılır bir dil, somut bir anlatımı tercih etmişler. Özet geçecek olursak Orhan Asena'nın Hürrem Sultan, Güngör Dilmen'in Midas'ın Altınları, Vedat Nedim Tör, Sanat Aşkı, Hep ve Hiç, Cevat Fehmi Başkut, Ayarsızlar, Tuğran Oflazoğlu, 4. Murat Kösem Sultan, Turgut Özakman, Töre, Ah Şu Gençler, Refik Erduran, Cengiz Han'ın bisikleti Karayar Köprüsü, Necati Cumalı, Nalınlar, Yaralı Geyik, Recep Bilginer, Sarı Naciye, Gazeteciden Dost, Sabahattin Kudret, Aksal, Kahvede Şenlik Var, Şakacı, bu eserleri 1950 sonrası için bir kenara yazın derim ben size. Evet bir de absürt tiyatromuz var dostlar. Aslında bu 11. sınıf değil de 12. sınıf müfredatında yer alır. Ama Şimdi 1950 sonrasını işleyip de <laughs> absürt tiyatroyu es geçmek biraz e, sıkıntılı olur gibi geliyor bana. Çünkü birazdan sanatçıları ele alacağız. Onların içerisinde absürt tiyatro türünde eser verenler de var. Dolayısıyla bilmekte yarar var. Ama garanti ediyorum hani yazılda falan bunlar sizin karşınıza çıkmaz. Çünkü absürt tiyatro 12. sınıfın müfredatında yer alır. Şimdi 1960'lı yılların sonuna doğru gelindiğinde tiyatro anlayışında Umutsuzluk, korku, anlamsızlık, topluma ve kendine yabancılaşan insanlar ön plana çıkmış. Bu tarz tiyatrolarda o geleneksel tiyatronun teknikleri olan kurgusal ve anlamsal teknikler değiştiriliyor. Gerçekçi zaman ve mekan unsurları bazen terk ediliyor. Neden-sonuç ilişkisi arka plana itiliyor. Kronolojik zamanda kırılmalar oluyor. Aşırı derecede bir soyutlamalara başvuruluyor absürt tiyatro türünde. Mesela Oyun bir başlıyor. Yerde bir adam onun da başında silahlı bir adam. Lan ne oldu şimdi? Kim kimi vurdu? Nereden başladı oyun? Dur bir bakalım değil mi? Ama tiyatro böyledir işte. Mesela olaylar ilerliyor. Perde kapanıyor. Açılıyor. 5 yıl öncesine gidiyorsun. Falan gibi. Yani böyle zamanda kırılmalar, soyutlamalar, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kuramama vesaire bunlar hep absürt tiyatroyla alakalıdır. Melih Cevdet, Aziz Nesin, Sermet Çağın, Ferhan Şensoy absürt tiyatro türünde eserler kaleme almıştır. Şimdi gelelim önemli sanatçılarımıza. Haldun Taner çok önemli bir isim. Öykü ve oyun yazarı dostlar. Çağın sorunlarını ortaya koymuş, kişilerden hareketle çözümler de sunmuş epik tiyatro Keşanlı Ali Destanı kabare tiyatrosunun temellerini o atmıştır dostlar unutmayalım. E şimdi öykülerine baktığımızda Yaşasın Demokrasi, Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu, 12'ye 1 Var gibi eserleri mevcut. E biz tiyatrolarına bakacağız. Onları da şöyle kodladım en önemlilerini. Günün adamı kimdir o? Keşanlı Ali. Lütfen ona dokunmayın. Niye? Çünkü Sersem Koca'nın kurnaz karısına sahip diyerek günün adamı Keşanlar'ın destanı, Lütfen Dokunmayın, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı gibi önemli eserlerini şu kodlamayla aklınızda tutabilirsiniz. Turan Oflazoğlu, tiyatro yazarımız, köyden ve Türk tarihinden almış konularını. 4. Murat, Deli İbrahim, Genç Osman, Kösem Sultan gibi genellikle tarihi tiyatrolar yazmıştır. Recep Bilginer tiyatrocudur kendisi. Toplumsal konuları işliyor. İsyancılar, Sarı Naci en önemli eseri bu. Yunus Emre gibi eserler ortaya koymuş. Refik Erduran bak bu adam önemli. Asıl mesleği gazetecilik. Tiyatro eserleriyle tanınmış. Daha çok güldürü ve Vodvil türünde eserler ortaya koymuş. Tiyatro eleştiricisi fıkra roman türünde de eserleri var. Cengiz Han'ın bisikleti bir senesinde üniversite sınavında sorulmuştu. Karayar Köprüsü, bunu yapan iki kişi Canavar, Canavar Cafer gibi eserleri mevcut. Kodlamamız çok güzel. Refik Erduran, Refik orada duran. Ne duruyor orada? Bisiklet. Bak şimdi. Refik orada duran Cengiz Han'ın bisikletini kaçırıp Karayar Köprüsü'nü geçtikten sonra yakalandı. Sonra bunu yapan iki kişiydik. Diğeri Canavar Cafer'di diyerek arkadaşına hemen satıverdi. Turgut Özakman, ah şu çılgın Türkler değil mi? Çok önemli bir isimdir dostlar. Tiyatro, roman, araştırma, inceleme, tarih vesaire her alan var adamda. Tiyatro türünde Pembe Evin Kaderi, Ben Mimar Sinan, Ah Şu Gençler ki romanları daha önemlidir bence. Şu Çılgın Türkler, Diriliş Çanakkale gibi önemli romanları mevcuttur. Orhan Asena, tiyatronun Shakespeare'i şiirle başlayıp tiyatroya geçmiş. Gılgamış destanından esinlenerek yazdığı Tanrılar ve İnsanlar en önemli eseridir. Tarihten aldığı olayları topluma mal olmuş kişileri bize aktarmış. Tohum ve Toprak, Ürrem Sultan, Tanrılar ve İnsanlar, Fadik Kız, Atçalı Kel Mehmet unutulmaması gereken eserleridir nokta atış biçiminde. Cahit Atay, konularını köy ve kasaba yaşamlarından alıyor. Toplumcu gerçekçi bir anlayışa sahip. Kıyıda köşede kalmış bir isimdir. Pusuda, Pervaneler, Mangoma Maskeleri gibi eserler kaleme almış. Cevat Fehmi Başkut. Bu adam bilmemiz lazım. Zira Paydos adlı eseri yurt dışında oynatılan ilk eserdir. Türklerin oynattığı ilk eserdir. Dikkat. Konularını insanlar arasındaki çatışmalardan alır. Çoğunlukla insanları ahlak bakımından eleştirir vesaire. Gazetecilik yönünde vardır. Günlük toplum sorunlarını ele almış. Toplumun duygularını ve hayal kırıklıklarını işlemiştir. Paydosu unutmayalım dostlar oldukça önemli. Ayarsızları bilelim. Harput'ta Bir Amerikalı adlı eseri de oldukça önemlidir. Ekrem Reşit Rey operatlarıyla bilinir dostlar. Lüküs hayat. İnternete yazın. Lüküs hayat diye böyle operetler vardır. Onları yapan kişidir. Ekrem Reşit Rey. Lüküs hayatı bilelim bu adamla ilgili bence yeterlidir. Güngör Dilmen. Evet 12. sınıfta daha çok sizi ilgilendiren bir adamdır. Absürt tiyatronun önemli bir ismi. Sağlam bir tiyatro tekniği, şiirsel bir dili vardır. Mitolojiden, söylencelerden, tarihsel, çağdaş, güncel konulardan yararlanmış. Mitolojiden yararlanarak oluşturduğu Midas üçlemesi çok meşhurdur. Midas'ın kulakları, Midas'ın kör düğümü, Midas'ın altınları. Frikya kralı Midas'ın tutkularını ve yanılgılarını burada bize anlatır. Dolayısıyla bu adamla ilgili Midas'ı bilelim. Şu canlı maymun lokantasını bilelim bence yeterlidir. Fazıl Hayati Çorbacıoğlu tiyatro yazarlarından biri. Radyofonik oyunlarıyla tanınmış. Kapzımal Cemile, Hamido kaçırıldı adlı eserleri bence yeterlidir. Muhsin Ertuğrul çok önemli bir adam. Yani Eskiye dair bildiğimiz ne kadar tiyatrocu varsa hepsi bu adamın tetkisatından, eğitiminden geçmiş kişilerdir. Türk tiyatrosunun en önemli şahsiyetlerinden. Batı tiyatrosunu Türkiye'de kurumsallaştırmış. Sadece tiyatrocu değil aynı zamanda fikir yazılarıyla da tiyatroya yön vermiştir. Yasin Efendi, Renkli Fener, İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim, Benden Sonra Tufan Olmasın gibi eserler kaleme almış. Vedat Nedim Tör, Makale ve fıkra yazarlığı yapmış, romanları var, tiyatroları var. Toplumcu gerçekçi bir yazardır. İşsizler, üç kişi arasında, Favkalasriler gibi eserleri bilinmektedir. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Kızım uyandı onun için sesimi biraz düşürmek zorundayım kusura bakmayın dostlar. Görüşmek üzere diliyorum. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Hoşçakalın.